Bugün acı acı güleceğimiz Türkiye gerçeğinden, bir hicivden bahsedelim. Bu da ekonomik hiciv olsun. Amerikalı patronun oğlu George, babasının şirketine oldukça zarar veren salak biriymiş. Babası geçen aylarda müdürüne talimat vermiş. Şu oğluma 10 bin dolar ver, tatile çıksın. Yeter ki bizden uzak olsun, harcadığını harcasın, üstünü de getirsin demiş. George parayı almış. Kapıdan çıkınca karşıdaki turizm bürosuna reklamı görmüş ve Türkiye'ye gelmeye karar vermiş. Yol masrafları da dahil, Kaz Dağları Termal Otel ile 4 gece 5 gün için her şey dahil 10.000 TL'ye anlaşmış. Bakın 10 bin dolar vermişti babası. Üstelik ödemeyi tatil bittiğinde otele yapacakmış. Salak George, Türkiye'ye iner inmez hemen gidip 10 bin dolarını kur 13.2 iken bozdurmuş. Eline şimdi 132.000 TL para geçmiş. Salak George dışarı hiç çıkmadan tatilini yaptığı otele son gün check-out yaparken 10.000 TL tatil ödemesini yapmış. Kalan 122.000 TL'sinde 12 TL'ye düşmüş olan kurdan yine dolara çeviren salak George'un eline 10.166.66 dolar geçmiş. Yani 10.000 dolarla gelmişti, 10.166 ile geri gidecek. Tatil dönüşü şirkete giden George, muhasebede artan para olan 10.166 doları ve 10.000 TL yani eşittir 833 dolar otel faturasını vermiş. Kayıtlarını inceleyen FBI müfettişleri soruşturma başlatmış. Ve patron, yani baba, muhasebeci ve salak George'u kara para aklamaktan ve haksız gelir elde etmekten tutuklanmış. Patronla beraber George ve muhasebeci. Dertli patron şimdi Türk ekonomisini anlayıp bu olayı çözebilecek zekada sıkı bir avukat aramaya başlamış. Avukatların bilgisine. Biz de dolar böyle yukarı aşağı indikçe başkalarının menfaatine, bedava para kazanacağı, bedava bizim nimetlerimizden faydalanabileceği şeyler çıkıyor. Peki bunun müsebbibi ne? Dış güçler. Dış değil, dış güçler bunlar. Dış güçlere dikkat etmek lazım. Sonraki videomda dış güçlerden bahsedeceğim. Selamlar.